Evet. Bir su içeyim, ondan sonra soru sormak isterseniz ya da ben de bir şey anlatayım. Ne yapayım, anılarımı mı anlatayım? Nasıl yapalım? Nasıl oluyordu Selçuk abi falan nasıl? Ona tabii üstüne atlamışlardı değil mi? Bey Gülmü, Bihter Bey. Adnan Beylül. Öyle soru sormuşsunuz. Adnan mı olmak istersin, Beylül mü? Adnan olmak ister miyim sen yani? Yazık ya. Gökhan bu şeyleri sonra çekip vereceksiniz değil mi? Tamam. Geçen seferki sistem. Tamam. Söylediklerime dikkat edeyim o yüzden. Biz de işte İstanbul'dan geldik. Yolculuk çok güzeldi. Kıbrıs çok beğendik. Her şey çok güzel. Çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Daha önce gelmiş miydin? Gelmiştim evet. Bir kere daha gelmiştim. Yine Gökhan'la beraber gelmiştim. Yine bir iki gün geçirdik. Çok güzel günlerdi. Yine aynı şekilde. Daha güzelleşmiş buldum ben ağabeyimizi. Daha güzel. Bir de bu taraf şeydi. Daha yeşillik, daha güzel, daha böyle sıcak bir yer yani. Bence. Adana'nın batısında yaşıyoruz. Daha yeşil. Değil mi? Doğa daha bir canlı. Seferihisar benzetti. Yani İzmir Seferihisar. Seferimizde sakin kent olmak için. Ha, nasıl o? Tunç Bey'i tanıyorum ben. İstiyorsanız aracı olabilirim ya. Tunç Bey'e. Tunç Soyar'ı da yine getirmiştik buraya. Geldi mi? Onda deneyimlerimle istifade ettik. Aslen neredesiniz? Ben İzmirli. Nikahımda Tunç Bey kıydı sağ olsun. Öyle mi? Tabii tabii. Seferihisar'da evlendim ben. Ben de yarın İzmir'i saygıyorum. Ha öyle. Hanımköy. Evet. Ben gerçek İzmirliyim. Hanımefendiler başlasın bakalım. Soru sormaya sabırsızlıkla bekleyenler var mı size? Burada ben bir soru sorayım. Disco bar istiyormuşsunuz galiba. Belki. Hocam disco bar istiyorlarmış. Yüzmamızı kesmiyorsa demek ki. Onu da yapmak. Tamam. Geçen sefer de böyle başlamıştık. Bir 10 dakika oturmuştuk. Sonra olaylar gelişti. Evet. O zaman ilk ben sorabilir miyim? Daha sonra. Başlayayım abi. İkimiz konuşalım biz. Başka soru yok galiba. Bence. Mikrofon çok güzel. Tamam. Tamam. Sesim çok kötü olabilir. Ben Aşkın Emin'i soracağım da benim adım Gülter'i soracağım. Çok beğenerek izliyordum. Neden acaba erken bitti? Günün değişti diye mi? Başka sebeplerden mi? Ya işte bu sene böyle televizyonda siz de biliyorsunuzdur belki bu reyting şeylerinden dolayı hesaplarından dolayı birçok iş bitti. Biz onun ilk kurbanlarından biri olduk. Şimdi devam etse belki şimdi başlasa o kadar etkilenmezdi, o kadar hani acımasız davranmazlardı. Ama o dönem başlayan işlerin birçoğu, yani böyle kaliteli ve umutlu olarak başlayan işlerin birçoğu bitti. Biz de ilk kurbanlarından biri olduk yani. Çok kaliteli. Yoksa hani ne onu değerlendirmesi, rating diyorlar falan ama biz hep böyle ilk beşin içindeydik. İkinci olduk, üçüncü olduk, beşinci olduk falan filan ama hiçbir zaman 6, 9, 8 falan olmadık ya da 25. falan olmadık. Şimdi devam eden mesela 30. olukta devam eden işler var yani artık o bir ölçüt olarak kalmadı yani. Kimse öyle değerlendirmiyor artık yani kanallar, yapımcılar falan filan. Eskiden şey de vardı mesela hani bir iş yaptım patladı ya da patladı diyoruz biz ona hani devam etmeyen işleri. Şimdi artık çoğu insanın işi o duruma düşebiliyor yani. Çok biz o işe mesela 4 ay hazırlandık. İzmir'de ne bileyim işte oyuncu koçuyla, senaryo üzerinde falan 4 ay boyunca hazırlandık. Ama bitmesi de neredeyse bir 4 ayı buldu yani. 4 ayda da bitti yani iş. Yani hazırlanma süreci kadar devam edebildi. Kötü bir şey bu ama ya mesela 25. 30. olduğu halde devam ediyor dediğimiz işleri mesela çoğumuz izlemiyoruz aslında yani. Çok hikayesi de biraz banal geliyor, sıkıcı geliyor ama böyle bir düzen var. Ben herhalde Eylül'den sonra değişecek, daha böyle umutlu, daha güzel şeyler olacak diye düşünüyorum inşallah. Rica ederim. Aldım. Merhaba. Merhaba.
görmedim zaten. Yani. Oradaki kimse izlemiyor, merak etme. Ama nasıl bir öğrenci olduğunuzu merak ediyorum, öğrencilik döneminiz. Öğrencilik döneminiz. Çalışkan mıydınız, çok popüler miydiniz? Peki, yaşamınızı, hani sporla ilgili neler yapıyorsunuz günlük yaşamda? Spor yapıyor musunuz? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, çok güzel bir soru. Ya ben kötü bir öğrenciydim aslında. İlkokulda böyle daha başarılı sayılırdım. Çünkü ilkokuldaki öğretmeni daha çok seviyordum. Onun için yapıyordum yani, ne yapıyorsam. Onun için öğreniyordum, onun için okula gidiyordum falan filan. Çok sevdiğim için öğrendiğimi. Sonra ortaokulda falan hocalar çoğalıyor ya, işte matematik dersine ayrı, fen dersine ayrı, tarih dersine ayrı falan. Orada da sevdiğim hocalarla geçirdiğim dersler güzel oluyordu. Mesela fen bilgisi dersini süperdi çünkü çok seviyordum hocamı. Matematik dersinden ilkokuldan sonra hiçbir zaman iyi not alıp geçemedim. Yani hep öğretmenler kurulundan... ÖKK diye bir şey var, ÖKK bilir. Yani eski şeyler bilir ya, bizim dönemdekiler bilir okuyanlar. Öğretmenler kurulu tarafından geçirilen öğrenci yani, ÖKK diye bir şey. Ondan sonra ben hep matematikten mesela kuruldan geçtim. Hiçbir zaman 5'in üzerinde not alıp da geçtim olmadı yani. O yüzden sonra da işte ortaokul, lise falan, lise de öyle. Endüstri meslek lisesinde torna tespih okudum, bir meslek lisesinde okudum. Vardı yani işte, belki endüstri meslek lisesi mağdurları diye. Var mı hiç endüstri meslek lisesinde okuyup gelen? Var değil mi? İşte. endüstri meslek lisesinde böyle lanet edeyle okudum. O yüzden bir yılda kaldım, ilk senemde kaldım. Kötü bir öğrencilik geçiriyordum. Çünkü nefret ediyordum okuldan. Sonra ikinci, üçüncü sene hiç duraksamadan bitirdim. Sonra da açık öğretim bitirdim falan. Üniversite istemediymişim. Yani o kafaya hiç girememiştim. Çünkü etrafımda böyle çok üniversite okuyan insan yoktu. Gidip çalışmayı tercih ettim. Gerçekten hani beni yollamadılar falan değil. Ben çalışmayı tercih ettim. Bir işe girdim, çalıştım ve açık öğretimi bitirdim. O yüzden çok iyi bir öğrenci sayılmam ama sonra mesela meslek lisesini bitirdiğim için çok mutlu oldum. Neden? Okuldayken biz hep bize hiç öğrenci gibi davranmadılar. Böyle ileride kalifiye eleman olacak, işçi olacak insanlar gibi davrandılar ve biz sanki hep işe gidiyormuşuz gibi okula gittik ve o iş hayatını ve o çalışma ortamını çok erken yaşta görmeye başladık. Sonra tabii ben açık öğretim okuyup çalıştığım için daha erken o hayatın içine girmiş oldum ve bazılarının hani üniversiteyi bitirdikten sonra yaşayacağı saçmalıkları ben liseden sonra yaşamaya başladım. Böyle birebir şekilde. O yüzden beni hayata daha iyi hazırladığını düşünüyorum. Şimdi oyunculuk yaparken de orada öğrendiğim şeylerden ya da orada yaşadığım olaylardan böyle bir hep böyle karşıma çıkıyor işte. Bir altyapı olmuş oluyor yani oynayacağım role. Zamanında aslında hazırlanmış gibi oluyorum yani böyle. Daha önceden yaşadığım olaylar ve tecrübelerden dolayı. Yani herhalde okula gitseydim başka şeyler yaşardım ama bunları göremezdim diye. Şimdi mutluyum mesela meslek lisesinde okuduğum için ya da daha erken çalışmaya başladığım için yani. Bir kaybım olmadı. Daha çok yani biraz daha fazla şey kazanmış olabilirim. Siz burada güzel okuyorsunuz, devam edin. Ama çok zor şeyler bekliyor yani. Bence bunlara hazırlıklı olun. Ya bugün de bizim kıymetini bilin diye diyorum. Bu kayı halk etmiş olmuyor. Böyle yani. Bilmiyorum, soruna cevap verebilirim. Bir de sporla ilgili sonuçta. Spor yapıyorum. Mümkün mertebe yapıyorum. O benim artık böyle bir şey oldu. Hayat biçimim oldu. Kalkıyorum. İlk önce spor yapıyorum her şeyden önce. Kahvaltı edip spor yapıyorum. O da hani gidip böyle salonda ağırlık çalışma falan değil. Bir gün ormana gidiyorum. Bir gün başka bir şey yapıyorum. Bir gün işte 2009 yılından beri çalıştığım bir boks hocam var, onunla beraber boks yapıyoruz, jiu-jitsu yapıyoruz. 2 yıl Aikido yapmıştım zaten. Bir öyle, işte uzak doğu sporlarını biraz meraklıyım. Yani birini böyle çok rahat dövemem ama bir 40-45 dakika dayak yesem bir şey olmaz yani. Kendimi öyle yetiştirdim yani, daha çok dayanamayayım diye. Yapıyorum ben spor, bayağı iyiyim. Kitesurf yapıyorum. Yani bayağı bir şeylerle ne olursam uğraşıyorum, çok zevkli. Bence hayatınızda spora eksik etmeyin yani. Ya daha işte fit olayım, daha uzun yaşayayım,
daha genç görünüyor falan diye değil, ne bileyim işte daha iyi hissedersiniz yani, başka şeyleri daha rahat yaparsınız diye. Rica ederim. Evet, sorular bitti galiba, çok teşekkür ederim. Şurada bir yerde var dedi. Nerede var? Ha, hemen. Orada da var, iyi iki tane, bir tane cepte. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Yapımlarda beğenmediğiniz bir yapım oldu, ben hoşunuza gitmedi, daha sonra izleyip de hoşunuza gitmedi bir yapım oldu. Yani şey mi, mesela bana rol yaptı. İçinde olduğunuz daha doğrusu. İçinde olduğum ama olmadığım ama. İçinde olduğunuz. İçinde olduğum ama pişman olduğum şeyler bitiyor zaten. Bir soru daha soracağım. Çanakkale 1915 diye bir filmde oynamışsınız. Evet. Yarbay Mustafa Kemal. Evet. Onun heyecanlı olduğu sitesi olduğunu sizin üzerinizde. Yani şöyle söyleyeyim, benden çok diğer arkadaşlar da daha çok heyecan oldu. Yani benimle birlikte oynayan arkadaşlar da. Ben sete geldiğim zaman herkes toparlanıp ayağa kalkıyordu. Daha çok heyecanlanıyorlardı. Şey olunca kostümü falan giyip böyle hani Mustafa Kemal edasıyla böyle oturup hiç de böyle tavrım bozmuyordum. Ayak ayak üstüne attım. O zaman sigara içiyordum. Böyle sigara, kahve falan filan. Bayağı öyle bir şey, Mustafa Kemal gibi bir ağrım olmuştu. Yani çok eğlenceliydi. Ama bende de aslında sorunun gerçek cevabı, çok heyecanlandım. İlk rolü teklif ettiklerinde de şey dedim ya, ben niye Atatürk'ü oynayayım ki, nasıl oynayayım ki? Böyle bir şey mümkün mü falan diye böyle hiç kendime de yakıştıramamıştım. Sonra ufak ufak kostümlü bir şeydi falan derken sete çıkınca o havaya büründük, yönetmenin de yardımlarıyla birazcık bir şey yaptık, umarım güzel olmuştur yani. İzlediyseniz bilmiyorum, teşekkür ederim böyle bir şey için, sorduğun için. Önemli. Benim için çok önemli. Önemli değil yani. Evet, orada bir kişi daha, vaz mı geçtin, aynı soru muydu? Hoş geldin. Çok söyleyeyim. Nefes filminde oynamıştım, Vatan Sağlasın. Evet. O filmde askerlik yaptım da bilmiyorum ama... Yaptım şey, bedel yaptım. Eğer o şarkılarda siz olsaydınız şair, hani oradaki rolünüz gibi davranırdınız ya da o şarkılarda hani çekim yaptınız, daha sonra onun etkisinde kaldınız mı, onu merak ediyorum. Hani zor bir şarkılar, kar falan yağıyor sonuçta. Evet, yani önce şunu söyleyeyim, ben bedelli olarak yaptım ama şimdi işte yaklaşık 21 ay falan nefes sürdü yani, dağda yaşadık 21 ay. Ondan sonra Mustafa Kemal'i oynadım. Ondan sonra bir tane de Güneydoğu'dan Öyküler diye bir dizide oynadım, onda da Tabip Asteğmen oynadım, o da bir sene falan sürdü, yaklaşık 4 sene falan sürdü yani. Ben normal asker görevimi yaptım diye düşünüyorum yani, üstüne bir de para verdim. Yeterince yaptım diye düşünüyorum. Neyse, nefesten ben hayatımda en çok etkilendiğim şey, iş olarak değil, yani arkadaş çevresi, ne bileyim, bir takım yaşama dair aldığımız dersler, tanıdığım insanlar, hatta benim eşim, bizim ikinci yönetmenimizin kardeşi yani, evliliğime dahi sebep oldu nefesimle, öyle söyleyeyim. Beni çok etkiledi ve şey olarak, hayatıma dair birçok şeyde etkisini hala yaşıyorum. Ama işte bu Güneydoğu hikayesiyle ilgili de o esnada hem filmi çekerken, hem filmi çektikten sonra biz bir asker grubuyla, bunu daha evvel de anlatmıştım ama herhalde orada Gökhan ve hocam dışında kimse yoktu, yine anlatayım. 400 kişilik bir ekiple Ankara'da izledik, burada İstanbul'da, burada değil de yani İstanbul'da gala olmuştu. Kendi aramızda gala yaptık, paramız olmadığı için herkes kendine bilet aldı ve yanındaki getireceği insanlara. Yapımcı bize gala yapmadığı için öyle kendimiz alternatif bir gala yapmıştık. Sonra Ankara'ya gittik. İşte orada bir 400 kişilik bir asker grubu, şehit yakınları, gaziler, ondan sonra bizim oyuncu arkadaşlarımız ve filmin yazarı Hakan Evrensel vardı. Orada bir 400 kişilik bir ekiple izledik. O benim hayatımda en unutamadığım gün ve o filmin geri dönüşü olarak, böyle feedback olarak da değerlendirebileceğim en önemli şey. Film bittikten sonra herkes ayağa kalktı, alkışladı. Gaziler de vardı orada, şehit yakınları da vardı. Özellikle söylüyorum, orada yaşamış insanların da olması bizim için çok önemli. Çünkü
bir şey yapıyorsunuz, onun gerçekte karşılığı olup olmadığını bilmek ya da öğrenmek hani o zaman daha zordu. Şimdi Twitter var, ne bileyim Facebook eskisi kadar etkin değil ama yine var. O zaman biz bunun geri dönüşlerini alamıyorduk. Hepsi ayağa kalkıp alkışladılar ve filmin sonunda herkes teşekkür etti. Yani orada yaşayıp da anlatamadığı şeyleri filmde gördükleri ve insanların bunu öğrenecekleri için teşekkür etti. Bir tane de komutanımız şey dedi, ben 20 yıldır karıma anlatamadığım şeyi 3 saatte anlattınız, bakın ağlıyor yanımda dedi. Bizim için o çok önemli bir şeydi yani. O yüzden çok etkilendim, hala da etkileri devam ediyor. Güzel bir tecrübeydi bizim için. Kaç kişi izledi acaba nefesi izleyen? Bayağı zormuş ya. Teşekkür ederiz. Soru mu var abi? Evet abi. Ben de izledim diye kalmıştık. Filmi izlemiştim. Öncelikle hoş geldiniz mesela. Hoş bulduk. Ben de mesleklisiz çıkışıyım ama ben sizin kadar şanssız değilim. Benim okulum... Şanssız değilim ben abi, bak nerede oturuyorum. Sadece lise hayatı için söylemiştim bunu. Tamam tamam, şanslısın. Eyvallah, başka. Ben sınıfımda yaklaşık 100 kız öğrenci vardı. Ben tek erkek öğrenci. İşte abi bak, sen biliyorsun yani, malzeme düşüyorsun. Bizdeki kızlar çok öğrenci, bıyıkları vardı yani. Sene 89, o zaman tabii şimdiki kadar şey değildi tabii ya. 89'da ben liseyeyim. 89'da doğan adam varmış şu an. Soruyu mu? Şanssızlık kız çoktu. 100 kişiyle. Tamam, oraya bağladık. Tamam. Şey, ben sizin ilk kamera önü heyecanınızı ya da sahne heyecanınızı, ilk ne hissettiniz? Yani ilk çıkacaksınız ya da ilk tam sizi beğendiler, sizin bu rolde oynayacaksınız. O anki heyecanınız ya da ruh haliniz, durumunuz nasıl, çok merak ediyorum. Mesela sahneyi ayrı anlatayım, televizyona ayrı anlatayım istersen, olur mu? İlkokulda bir şiir okumak için beni böyle bir sahneye gitmişti. O bahsettiğim ilkokul öğretmenim Asiye Menteş, buradan da kendini anlayayım saygıyla. Şiir okudum, öyle başladı hikaye falan filan ama yani benim bir yerim uçukladığı zaman bayağı uçuklar yani, kafam uçuklar, her tarafta uçuk çıkar yani. Bu şimdi sakal var, normalde burada çene var. Bunun altı böyle olduğu gibi uçuk oldu. Boynunun altı uçuklar mı insanın? Boynunun altı uçukladı, ilk defa onunla orada tanıştım. Sonra hep heyecanlanınca çıkıyor bir yerden de. Burnum uçukladı, burnumun üstü. Bir kere şiir okudum, bunlara mal oldu yani. Heyecanımı anlatabildim mi bilmiyorum. Ondan sonra ilk televizyonda da şöyle bir şey oldu. Böyle İstanbul'a geliyoruz, gidiyoruz işte bir takım arkadaşlarımız vasıtasıyla falan. O zamanlar Yeter Anne diye bir dizi vardı. Galiba 2000 yılında yayınlanıyordu. İşte, efendim? Tamam. 2000 yılında, 2001 mi? Yanlış hatırlamıyorsam 2001 ya da 2000 yılı falandı. Suna Pekkuşsal oynuyordu. Sonra Derya Baykal oynuyordu. Özkan Uğur oynuyordu. Toron Karacaoğlu oynuyordu falan. Benim için tabii onları görmek, yani oynamayı bırak, ben orada dursam saksı gibi bana yeterdi yani. İlk işim o oldu ve gittim sete, İzmir'den İstanbul'a geldim, sete gittim falan filan. Ezberledik rolü, iki sayfalık bir rolüm var. Çok heyecanlıydı benim için. Sabah girdim. İşte Suna Pekkuşsal'ın odasını aldılar, onunla bütün gün vakit geçirdik falan filan. Toron Karacaoğlu'yla, ikisiyle vakit geçirdik. Sonra sete gittik, hiç bana oynuyormuşum gibi gelmedi yani. Onlarla kuliste yaptığımız muhabbetleri, provayı orada da yaptık. Çok eğlenceli bir şekilde oldu bitti ama benim için hani o ilk setin heyecanından çok onları görmenin heyecanını yaşadım, o muhteşemdi yani. Ve bütün hayatımı öyle geçecek zannettim. Geçti de zaten. Zira oynadığım adamlardan biri işte şiir kasetini, şiir CD'sini alıp aramda dinliyordum. Selçuk abi yani. Dün de o da buradaydı. Onunla beraber oynama şansım oldu ve bunun gibi işte Rutka İziz, ne bileyim işte Bülent Emin Yarar, bir sürü insanla böyle yollarımız kesişti, güzeldi yani. Aynı heyecanı defalarca yaşadım yani. Ben teşekkür ederim. Soru sorduğum için.
Sıkıyor muyum sizi ya? Tiyatro, tören, 29 Ekim, 19 Mayıs, 23 Nisan hep vardı yani. Ondan sonra şöyle normal hayatında ne yapıyorsun dediğim şeye şöyle bir şey söyleyeyim. Emre Yılmaz diye bir herif vardı. Aslında öyle bir herif yok da Takma isimli kitaplar yazan bir adam. Bu şöhret, para, pul falan hikayeleriyle ilgili bir sürü güzel sözü var. Onun şöhret içinde şey demiş mesela, şöhret başkaları tarafından size bedava verilen bir ayrıcalık yani. Aslında benim böyle bir şeyim yok yani, o sizin bana yaşattığınız bir şey yani. Ben kendim evde kalkınca aman da şöhretim ha falan, ekşim şöhretim ha falan gibi şeyler demiyorum ben. Ya da bir şey yaparken onları da aklımdan geçirmiyorum. Hiç öyle benimle ilgili bir durum değil. Sizi sadece başkaları öyle gördüğü için şöhretsiz. Benim hayatımda hiçbir şey değiştirmiyor yani. Ya sadece işte sizle beraber bir araya geldiğimizde biri fotoğraf çektirelim, biri bir şey yapalım, imza attım falan derse o anlarda ortaya çıkıyor. Yoksa gayet normal bir şey diyoruz yani aslında. Ama normal olarak ben yani kendim şöyle şeyler yapıyorum. Sabah kalkıp kahvaltı, işte spor. Sonra işte günün geri kalan kısmını boşaltıyorum saat 9'dan, 10'dan, 11'den sonra artık kaçta bittiyse. Set varsa sete, işte ne bileyim, onun dışında arkadaşlarımla görüşeceksem arkadaşlarımla görüşüyorum falan filan, öyle geçiyor yani. Siz nasıl davranıyorsanız ben de öyle davranıyorum. Ekstra bir şey yapmıyorum yani. İş olursa zaten, set olursa o sizin haftada 5-6 gününüzü alıyor çok rahat. Eğer çok böyle güzel organize edilmiş, iyi çalışan bir ekiple çalışıyorsanız o da en fazla 2 gün, 3 gün falan sürüyor. Ama yani çok rolünüz varsa ve ekipte biraz dağıldıysa o 6-7 gün buluyor yani. Yani ekip ne kadar böyle işine sahip çıkarsa iş o kadar kısa sürüyor, onu da belirtmiş olayım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni bir dizi ya da ne bileyim, sizi yine görebilecek miyiz? Görürsünüz inşallah ya, ben de çok istiyorum yani. Var bir iki bir şey var. Herhalde bu bir iki ay içinde belli olur yani. Bir belli olur dedim. İnşallah izlemeye başlarız. Diriliş Ertuğrul mu? Efendim? Diriliş Ertuğrul mu? Yok ya, Diriliş Ertuğrul değildi. Öyle bir şey. Allah seyretti seni. Sakal var, sakal. Her şey olabilir. Bak bunun bir kesin bıyık da oluyor mesela. Altından top sakal da çıkar. Hiç sakalsız da olabilir her şey. Şimdi dönem işi çok iş olduğu için dediğin doğru ama yani. Belki öyle bir şey yaparız diye hep en uzun seviyede tutuyorum yani. Hayatınızda yapmak istediğiniz bir şey var mı? Vallahi şu ana kadar her şeyi yaptım fazlasıyla ya. Yani bugün burada olacağımı da bilmiyordum yani açıkçası. İlk İstanbul'a gelirken, yani bu oyunculuk macerasına çıktım ilk. Yani o bir macera gibi de gelmiyor yani. Gideyim gideyim ya, bakalım belki olur. Olmasına ne falan diye gidiyorsun. Bakıyorsun ne oluyor, başka bir şey daha yapıyorsun. O da oluyor. Ya sadece oyunculukla ilgili değil. Mesela hiç evlenebileceğimi düşünmezdim yani. Ben evlenir miyim ya? Ben de evli olur mu falan diye böyle. Onu da yaptım mesela. Evlendim çok şart. Saçma ama. Karımı da çok seviyorum. Aslı. Bunlar ondan biri değil. Ya sanki şey gibi, bilgisayar oyunu gibi işte. Hep bir aşamaya geçiyorsun. Başka bir şey geliyor aklına. Ulan bunu yaptık, bu da olur falan diyorsun, o da oluyor. Hiç yurt dışına çıkmamıştım mesela. 35'imden sonra bir gittim, hiç durmuyorum, her yere gidiyorum şimdi. Çok garip. O da mesela benim için çok şeydi, kırılması güç bir şeydi yani. Level yani. Ama onu da geçtik yani, bakalım nerelere gideceğiz. Teşekkür ederim, çok güzel soru.
Yemin ederim bak geçen seferkinden daha şey yani. Sorular yaratıcı çalıştınız mı? Aşkım hocam siz falan şey yapmadınız değil mi? Böyle bir şey sorun, bir sorun. Şu an benim ürün konuşuyor zannediniz. Hayır, açık mevcuda yanılmıyorsam kendi sesinizi kullanmadım. Orada şöyle bir şey oldu. Ben kendi sesimi kullanmayı denedim. Bunu da açık açık yani kimseden saklayacak bir şey. Böyle şey söylemek istemeyebiliriz sanki. Hayır, şöyle oldu, anlatayım. Dublaj yapmak çok değişik bir şey yani. Herkes gerçekten size telefonda görüntünüzü çekin, sesi kısın bir şeyi. Kendi sesini, kendi görüntünüzün üzerine konuşmayı deneyin bir kere yapın. Kendinizden ve sesinizden, her şeyden nefret edersiniz yani. Bu çok zor bir şey, ona alışmak da zor. Ben o güne kadar hiç dublaj yapmamıştım. O güne kadar çok fazla böyle dublajlı iş de yapmamıştım. Yani biri benim konuşmadı. Hep sesli çekmiştim yaptığım her şeyi. Sonra birinci bölümü çektik, bitti. Dediler ki, İlker Bey siz kendiniz mi konuşacaksınız, biri dublaj yapsın mı, hiç dublaj yaptınız mı falan filan diye. Ben dedim yapmadım ama denerim yani yapabilirim diye düşünüyorum falan. Ve bu esnada da nefesin bitmesine 6 ay falan var. Ya 6 ay olduğunu bilmiyorduk çünkü ucu açık, sürdükçe sürüyordu film. Ama 6 ay sonra bitti. Neyse işte dedim ki aynı zamanda Antalya'ya gidiyorum, İstanbul'a gidiyorum. 2 gün belirledik set günleri. 3. gün olsa mesela filme gidemeyeceğim. 2 gün İstanbul'da çalışıyorum, geri kalan 4 gün Antalya'da çalışıyorum. Ömrümün yarısı yollarda geçiyor falan. Dublaj için de Perşembe gününü fixleyip her Perşembe İstanbul'da olman lazım. Çünkü o ekip halinde yapılan bir şey ve bir gün yapılıyor. Şimdi ulan oraya gittim, 2 gün orada çalıştım. Döndüm Antalya'ya, bir gün de dublaja gittim. 3 gün, bir daha geri gelemem falan böyle bir şey oldu. Hem yolla ilgili ama ilk denememde de dublajı beceremedim. O yüzden başkası konuşuluyor yani. Benim de işime geldi. O sürede filmi tamamlamış olduk falan. Sonra ikinci sezon ilk bölümünde dedi ki hoca sen bunu bir dene ya yaparsın yapamayacak şey değil. İyi gel dedim deneyin. Gittim bir gün tekrar konuştum yine olmadı. Yapamadım yani. Sonra işte Kurt Kanlı ve Yol Ayrım diye iki tane dizi yaptık. Onlar da dublajlıydı. Orada yaptım yani. Daha ağır, daha böyle zor şeyleri başardık. O işte biraz da sana bunu öğreten adamla da ya da kadınla neyse artık oradaki kim varsa bu işi yapan onunla da ilgili herhalde. Sonraki işimde o kadar keyif alarak ve o kadar böyle oynadığım şeyin üzerine başka şeyler katarak yaptım ki ulan keşke dublajı çeksek falan diye sonra da şey yaptım, arzuladığım zamanlar oldu yani. Ama çok zor bir şey dublaj yapmak. Özellikle de kendine. Yani çünkü yabancılaşıyorsun orada. Bir şey oynamışsın ama konuşurken kendini göremediğin için nasıl konuştuğunu, ne yaptığını ilk başta alışmak çok zor. Ama bazıları var, mesela Necdet Sözen, onunla da bir dizide oynuyorduk. Bir saniye böyle dublaj yapmamız gerekti. Kız böyle 3 sayfa şeyi alıp bir kere de okudu çıktı gitti. Yani inanılmazdı yani, hiç prova yapmadan, hiçbir şey yapmadan okudu gitti. Şimdi film böyle seslendiriyorlar. Yani filmin üzerinde alıp böyle satır satır kelime kelime çalışıp falan filan yapamıyorlar yani. Senaryo alıyor, giriyor, tak 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 okuyor, bitiyor, çıkıyor, gidiyor yani. Belki bir kere, iki kere altı ay yapıyordur bütün filmde. Çok zor iş yani. Ama hocam şeyi deneyin, çok eğlenceli olabilir yani. Birbirinizi konuşmayı. Rica ederim. Ya onunla ilgili böyle defalarca şey yaptık hani artık bir rolde sen oyna falan diye öyle durumlar oldu ama ben onu tercih etmemiştim o zaman. Çok güzel bir projeydi ama böyle bir bölüm iki bölüm için girmeyeyim diye öyle bir tasarrufumuz oldu. Bakalım belki ileride öyle bir şey olur. Ben de çok seviyorum yani. Böyle dönem işlerini daha çok seviyorum günümüz işleri dışında çünkü orada hem böyle bilmediğiniz bir şeyi öğreniyorsunuz, onu sizi araştırmaya da sevk ediyor. O dönemi, o şeyi, hikayeyi öğrenmeye de sevk ediyor falan. Ve oynarken de daha yaratıcı, daha başka günümüzle ilgisi olmayan şeyler yapabiliyorsunuz. Çünkü o dönemdeki insanların ne yapmayacağını bilemezsiniz yani. Oynadığınız karakter doğru bir şey yapıyor olabilir büyük ihtimalle. Şimdi günümüzde yaptığınız zaman şey diyorlar hani ya bu karakter bunu yapar mı ya bu adam böyle davranmaz öyle olmaz falan filan diye böyle yorumlar gelebiliyor ama bu tarafta daha esnek
durumlar oluyor, sahneler oluyor yani. İnşallah olur. Hazır sakal da var ya. O karşısında değerlendiririz yani. Evet, sıkılanlar takipleri başlar. Evet, var mı başkası? Tabii rica ederim. Ama arkadaşım, ha, tamam. Sizin... Tamam, tamam. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İleriki projelerinize oynamak istediğiniz aktör ve aktrisleri öğrenebilir miyim? Vallahi kader kısmet Keita yani dediği aşkım da. İnşallah güzel olur yani. Bilemedim ne diyeyim. Ben çok oynamak istiyorum. Keşke şurada şu kişiyle bir yerde sahne alsam dediğiniz oldu mu? Yok ya, inşallah benimle oynamak isteyen birileri vardır yani. Yani onu daha çok tercih ederim yani. Bilemedim şimdi, isim vermeyeyim. Aramızda şey, akrabası yakın olan olmuş. Oyuncu olsaydım, ne mesleğini yapmak Tornacı olacaktım yani. Kesin tornacı olurdum. Ya şey falan, marangoz olurdum ya. Çok eğlenceli yani o işler. Zevkli biraz galiba. Karım hep öyle diyor zaten. Ya sen hiç oyunculukla ilgili planların yok genç Eda. Acaba sen bir şey yapmak istemiyor musun falan diyor ya. Başka mı planların var? Bana da söylüyorsun ya. Bilmiyorum, şimdi öyle de deyince. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor galiba. Bodrum'da tekel bayi aşağıda. En güzel. Okulu bitirince sen de öyle yapacaksın. Mantıklı ama biliyor musun? Hiç şey yok yani. Artık almış çocuk var, yüksek, her şey fiyatı belli. Biz... Ha, gerekirse çocuğa da bırakır gidersin. Hesaplardan bilin falan. Evet, böyle arada derin bakışmalar oluyor yani. Benim için daha zor ya. Yani. Siz orada oturuyorsunuz da. Rahat yani. Keşke ben de orada olsam. Bizim okula hiç böyle insanlar gelmiyor. Ya çok acayip, enteresan yani. Nasıl, siz ne hissediyorsunuz? Acaba ben size sorayım. Şaşkın. Neye şaşırdın acaba? Bilmiyorum, bu kadar çok ünlünün gelmesi bu sene. Güzel bir şey var değil mi yani? Görüyorsun, sohbet ediyorsun. Zaten ben bu fotoğraf hikayesini hiç anlamıyorum yani. Hani imza bir derece, imza daha sıcak geliyor çünkü orada bir organik bir şey var, imzalıyorsun, adamın sana bir hatırası falan filan. Fotoğraflar ne oluyor yani? Nereye gidiyor yani? O fotoğraf ne oluyor? İnstagram'a. İşte yani, orada yapıştırdı gitti, bitti o yani. Mısır patlağı gibi. Bir anda gitti. Mesela İstiklal Caddesi'nde şöyle bir şey olmuştu, onu anlatayım. Üç tane kız geldi böyle, biz de yürüyoruz yolda. Ya fotoğraf çekilebilir miyiz falan dediler. Biz de tamam dedik, durduk. Çekildiler, arkaları dönüp gittiler. Bir dakika dedim, bakar mısınız? Döndüler sonra işte, dedim benim adım biliyor musunuz? Şey aşklarındaki Nihat falan. Dedim ya ben Kutup Ayısı mıyım dedim. Böyle yolda dur, garip bir şey, dur bir fotoğraf çekiyor. Fotoğraf çekiyor, arkaya dönüp gitmek nedir yani? İnsan bir tane değil mi? Merhaba, kimsin? İlker ben de bilmem kim. Falan böyle bir sohbet olsa daha güzel bir anı değil mi yani, ben yanlış mı düşünüyorum acaba yani? Tanımak beni, sohbet etmek falan. Yeter diye bir şey var. Tabii ki. Anneniz babanız yaşıyor mu? Yaşıyor, Allah uzun ömürler versin. Ömürleri uzun olsun. Amin. Oynadığınız roller içinde anneniz babanız en çok öfkelendiren roldeyse. En çok şey öfkelendirmişti ya, benim adım Gültepe. Ya orada şey vardı ya, evli bir kadınla işte dolmuş şoför çocuk böyle yasak aşk falan filan falan. Niye öyle yaptın ya falan filan diye bayağı. Çünkü orada bir sevişmeli bölüşmeli sahne vardı falan. Ona çok bozuldular. Ve yani diziye başlamadan 10 gün önce evlenmiştim. Bir de o diziyle ilgili şey... Yani görüşmeye gittim, bizim görüşme
İçeriye girdim. Dediler ki ya bir tane İzmir hikayesi var. Aa öyle mi falan filan. Dediler ki hiç hani böyle benim şu tanıdığın var mı İzmir'de falan. Böyle bir şeyin var mı? Yani böyle bir hikaye biliyor musun falan. Benim de amcamın iki tane kızı var. İkisi de bir tanesi minibüs şoförüyle evlendi. Gültepe Çankaya hattında minibüs şoförlüğü yapan biriyle evlendi ve onlar birlikte olsunlar diye, vakit geçirsinler diye hani böyle ailenin küçük oğlunu alıp gidilir yani güvenilecek biri var ya, o bendim yani. Minibüsün önünde oturup böyle onlar beraber vakit geçirsin diye bir Çankaya bir Gültepe'ye gidip geliyordum yani onlarla beraber. Sonra bu oyuna gelince dedim acaba bana bir şey mi geliyor, vahiy. Vahiy de değil de tam şimdi o nasıl diye onu bilmiyoruz. Şey mi acaba dedim yani, bir işaret mi, güzel mi olacak, çok mu güzel olacak, 5 sezon mu sürecek falan diye başlayıp 7. bölümde öldürdüler diyor yani. Vurdular. Demek ki öyle olmuyormuş. İşaret, vahiy öyle geldi olmuş. Yine de. Merhaba. Şey soracaktım hocam. Türkiye'deki dizilerin süresiyle ilgili. Yani bu kadar uzun olmasının sebebi ne? Bu birincisi. İkincisi, bunu biraz daha kısaltamazlar. Bunun için bir şeyler ya da siz sanatçılar olarak bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz? Ya da bir şeyler yapıyor musunuz? Protesto gibi ya da gel gözler ya da çıkın. Ya bir tane şey olmuştu mesela, yerli dizi yersiz uzun diye bir tane bir eylem oldu. Günlerce biz oraya gittik falan ama onun sonucunda bir şey çıkmadı. Bu olayın da özünü ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Aslında siz reklamların arasına dizi seyrediyorsunuz. O yüzden yani siz reklamları izlemeye gönüllü olursanız bu diziler zaten 60 dakikaya da düşer, 15 dakikaya da düşer yani. Siz o reklamları izleyin diye dizi yapılıyor çoğunlukla. Anlatabildim mi? Yani kendi işim de bu. Biz buradan ekmek yiyoruz, para kazanıyoruz. Hayatımızı devam ettiriyoruz ama işin de gerçeği bu şöyle, kaç tane reklam kuşağı oluyor dizinin arasında. Onun her saniyesi para. Bizim ama her saniyemiz öyle değil. Bizim bir belli bir şeyimiz var. Kim daha çok dizisini izlettirir, kim daha çok seyirci çekerse o dizinin arasında daha çok reklam kuşağı ve daha çok reklam oluyor. Dolayısıyla insanlar daha çok para kazanıyor. Yeterli miktarda para kazandığı zaman da ya da kazanamadığı zaman da o diziden vazgeçiyor. Kendisine daha çok reklam verdirebilecek başka dizi yapıyor yani. Mantıklı olduğu için bizim dizilerin kısalması yani çok zor görünüyor şey açısından. Belki 120 dakika değil 100 dakika olur. 90 dakika olur ama daha kısa olmaz ya. Bizim çünkü böyle bir şeyimiz yok. Yani işe bakışımız yok yani. Biz de alışmışız zaten. Hani 20 dakika dizi izleyelim, arada 6 dakika reklam girsin, bir tane yalandan bir şey girsin, hop 6 dakika daha bir daha falan. Böyle yaşayıp gidiyoruz yani. Şimdi aramızda böyle çok bu işin önde gelen abileri falan, ben bir daha dizi yapmayacağım, bu senede son falan diyenler olmuştu. Sonra yine yaptılar. Ama olabilir tabii, yani mecbur yapılır yani. Biz de böyle bir şeyin arkasında çok zor buluruz yani, yaşamak için, çalışmak için. İşin açıkçası bu hani. Bedavadan şövalyelik yapmaya gerek yok. Keşke yapabilsek, her şeyi feda ederiz yani, hiç önemli değil. Ama sistemde olduğu sürece, bu rating sistemiydi bilmem ne falan, böyle işler böyle büyüdüğü sürece çok kısalacağını zannetmiyorum yani. Keşke kısalsa. Bizlik bir şey yok zaten. Oyuncu dediğim, zaten dizi bir sonraki haftaya yetiştirmek için 6 günde, 7 günde falan çekiliyor. En uzun çekseniz 7 gün. Çünkü yetişmez. Yayına girecek, adam stokta dizisi yok, 7 günde bitirecek ki öbür haftaya bugün yayınlanıyor mesela, dizi yayınlanırken senaryo geliyor. Çekmeye başlıyorsun, bir dahaki 7 güne kadar onu bitirmek zorunda. Montajı, müziği, işte ne bileyim rengi, miksajı, her şeyi bitirecek ki haftaya bir bölüm yayınlayabilsin yani. Bizim dışımızda, sette çalışan arkadaşlarımıza büyük zulüm oluyor yani. Sen şimdi ben mesela program yapılıyor, bakıyorum senaryoya, 5 sahnem var. İşte 3 mekanda 5 sahnem var. Bu da demek ki 3 mekanda 3 gün çalışacağım. Beni en fazla 3 gün çalıştırabilir. O da mesela sabah bir mekana gidersin, öğleden sonra bir mekana gidersin, diğer günde bir mekana gidersin, 2 günde işin biter ama senin o gittiğin her mekana set işçisi geliyor. Buraya ekip kuruyor, kamerayı kuruyor, işte şarjı kuruyor, ne bileyim cimcikler geliyor.
ışıklar kuruluyor, ışık kamyonları, kostümler, deliğim, herkes yani. Arkada 200 kişi var. O 200 kişi bu mekana geliyor, ben bakıyorum, bir sayfa sahne. Burada çektik. Diyoruz ki, diyorlar ki öbür mekana gidiyoruz. Ben arabaya biniyorum, öbür mekana gidiyorum. Karavana geçiyorum ya da ne bileyim, mekana geçiyorum. Hani biz de çok şey yapmayın, gömmeyin de sonra. Hani bunlar da bir şey yapmayın, biz de yapıyoruz dedi. Tamam mı? Çayımızı içiyoruz, kahvemizi içiyoruz. Buradan ekip geliyor, buradan bütün elemanları topluyor, eşyaları. Öbür tarafa gidiyor. Tekrar kuruyor, tekrar her şey hazırlanıyor. Bir sayfada ben orada sahne çekiyorum. Sonra hadi olay İlker Bey işiniz bitti, teşekkür ederiz. O ekip onları toparlıyor. Benden sonraki oyuncuların sahnesini çekmeye gidiyor. Yani burada kameraman abimiz var işte yani. Ne olduğunu bilir şu kamera bile. Zul geliyor insana yeri geldiğinde. Esas onlara yazık yani. 7 gün boyunca set ekibi çalışıyor. Onlar için kısalacaksa kısalsın zaten. Bizde bir şey yok. Onlara zulüm yani. Hani oyuncular bunun için ne yapacak? Ne istiyorlarsa yapalım ama beraber hareket edip bu işi kanalda çalışan abilerin de bu işten para kazanan adamların da bundan vazgeçmesi lazım. İnşallah bir gün vazgeçerler diyorum ben. Evet yani işte... Yani tüketici o reklam kuşaklarının yoğunluğuyla ilgili reklam veren kurumları sıkıştırmazsa dediğimiz olmaz. Olmaz yani. Şimdi mesela şöyle şeyler oluyor. Tüketici dediğiniz şey biz tüketiyoruz yani. Her şeyi tüketiyoruz yani. Ondan oluyor. Çok bitiyor yani bizde her şey. Siz bin tane umutla sinema filmi yapıyorsunuz mesela. Diyorsun ki kesin bunu izler artık ya. Bunu izlerim. Çok güzel film oldu. Çok hani derdi var, bir şey anlatıyor falan. Ama neler anlatamıyormuş, izlemiyor yani. Size doğru gelen şey, o kadar hazırlanıp çalıştığınız, bir şey anlatmak için yaptığınız şey meğer öyle değilmiş yani. İzlemiyor, tepki vermiyor falan filan. İş bizde bitiyor yani. Biz ne kadar çok sinema filmini desteklersek ya da böyle İyi niyetle yapılmış işleri desteklersek, belgeselcileri desteklersek böyle şeyler daha azalır diye düşünüyorum. Ama yani şu anda böyle bir bu şey yok bizim için. Merhaba. Yani çatalarım sonuçlar yaparsın hiç komedide görmedim. Komedi oyunu farklı mı? Yoksa hani belli bir işini bekliyorsunuz? Ya da her öbür bir profil var. Yani ben dram başladım, dram bildiğim diye bir video. Yani böyle bir iki tane iş gelmişti ama ben değerlendirmemiştim. Birçok arkadaşım da abi böyle bir şey niye yapmıyorsun diye söylüyorlar. Bakalım belki denk gelirse bu sene yaparız ya. Var böyle bir iki tane bir sinema filmi var çok iyi bir arkadaşım yazıyor. Belki onda bir şey yaparız. Güzel olur. Ben de çok istiyorum yani. Yapabilir miyim bilmiyorum ama yani inşallah yaparım. Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer gibi bir efsane olmak ister misiniz ileride? Onun gibi mesela. Yani olabilir miyiz ya? Allah bize kudret verirse inşallah onların yaptığını biz yapabilirsek. Daha kırpırım var yani benim önümde. İnşallah oluruz. Medya geliştikçe insanlar artık fazla televizyon izlemiyor gibi. Yani benim gözlerimde bir kadar. Sizin bu yaptığınız meslek de zaten genellikle yaptığınız şey televizyon ekranlarında. Bu meslek ileride bir 10 yıl sonra veya bir 5 yıl sonra, 3 yıl sonra sizce nerelere gelecek yani? Ya işte dediğin gibi internetin üzerinden dönmeye başlayacak her şey. Zaten hani yurt dışında bizim o korsan sitelere girip indirdiğimiz dizilerin çoğunu aslında insanlar para ödeyerek, bizim yapmadığımız para ödeyerek satın alarak izliyorlar. Netflix diye bir şey var, ne bileyim başka böyle yayın kuruluşları var falan filan. Atıyorum House of Cards diye bir dizi var. Adam diziyi çekiyor diyoruz yani, biz öyle diyoruz mesela. Adam senede 13 bölüm çekiyor arkadaş falan filan diyoruz. Adam gerçekten 13 bölüm çekiyor. Onu aynı gün yayınlıyor. Netflix diye bir yayın organı var. Oradan veriyor internete. Ve sen onu istersen 13 bölüm izliyorsun. İstersen bir bölüm alıyorsun. Satın alıyorsun. Ve izliyorsun yani. Bizim gibi hani o da mesela bizim
portallar üzerinden girip kaçak şeyden falan izleyebilir yani internette. Hepimiz izliyoruz yani dizi, biliyoruz yani filmler, filmler falan zırt diye düşüyor internete. Ama izlemiyor adam, satın alıyor ve o diziyi adam bir sonraki sezon tekrar yapabiliyor yani. Öyle bir ahlak anlayışı bilmem ne var onlarda. Bizde olmuyor. Bizde bu işler oradan para kazanılmaya başlandığı andan itibaren ve insanlar buna saygı duyarak para ödemeye başladığı andan itibaren bence zaten televizyon diye bir şey de kalmayacak, ona ihtiyacımız da kalmayacak ve artık biz en doğru, en düzgün, en güvenilir haberleri buradan eşten, dosttan ya da en güvendiğimiz insanlardan, buradan Twitter'dan, ne bileyim başka sitelerden öğrenebiliyoruz yani. Oradan görüyoruz. Televizyon, televizyon bu eğlence şeylerini oradan takip edebildiği noktada bir evdeki kutunun bir hükmü kalmayacak diye düşünüyorum galiba. Ve sadece hayat televizyon değil yani. Sinema var, tiyatro var. Mesela yılda kaç kere sinemaya gidiyoruzdur acaba yani? Ayda bir kere gitsek yılda 12 tane filme para verip izliyor muyuzdur yani Türk filmini? Hani yabancı filmleri izleyelim de Türk filmine. Yani şey için değil yani. Hani gittin filmde çok güzel, o şey kötü olmuş ya falan. Kötü olabilir ama yani deniyoruz. Daha bir gün güzel olacak. Biz de o şeye geleceğiz ya. Adamlar milyar dolarlar yatırıyorlar bu endüstriye. Biz gidip bir tane film 1 milyon yaptı diye sevindiğimiz ülke, burayı da sayarsak herhalde 100 milyon yapıyoruz neredeyse yani ama 1 milyon kişi bir film izlemiyor yani. Bakarsınız. O da değişik yani bir şey. Baktığımızda. Sinema olur. Belki daha güzel olur her şey. Daha çok film izlenir. Daha güzel filmler yapılır. Televizyona ihtiyaç kalmaz. Bizim için de. İzleyici için de. Peki sinemada yeni genç bir yönetmen yetişiyor diyelim. Evet. Filmi yapmış yani izlediğinde tutabilecek hissi yaratıyor. Bu filmin bütün sinemalarda yayınlaması o yani nasıl gerçekleşti? Böyle tekerleştirilmiş yani. Yani bu sinemaların sahibi bellidir yani. Hani AVM'lerde işte evet. Süpermarketleri, işte sinema salonlarında patlayacak gibi yerler. Burada mesela tabii doğru söylüyorsun. Bunların daha çok yaygınlaşması var lazım. Ama İstanbul'da başka sinema diye bir şey var. Orada bu tür filmlere, bu tür yönetmenlere önem oluyorlar ve filmlerini gösteriyorlar. Ama tabii ne kadar gösteriliyor çok yani şey. Yani gösterseydi buradaki insanlar ayarlamak. Evet. Giderdim diyorsun. Giderdim. Yani. Evet. Biz de bu bölümü okuyoruz. Ha sinema televizyon mu? Evet. İnşallah olur ya bir gün film çekersen. İnşallah olur yani. Ben müzikte çok tarzım yok yani. O konuda biz arada biraz kaybolduk galiba. 75 doğumluyum ben. O dönem böyle bir garip garip işte Arabesk, Ahmet Kaya, İvan Yeni, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses falan böyle bir garip bir müzik kültürü vardı. Yine bir şey de olsa, biraz dejenere de olsa bir müzik kültürü vardı bazıları tabii. Ama şimdi ben artık takip edemiyorum yani. Şu anda. Bir arada koptum yani. Ölmeye gelirse dinliyorum. Evet. Buyurun. Türkiye'de John yok diyorlar. Yani Hülya Akçalık böyle bir açıklaması vardı. Siz kendinizi John olarak görüyor musunuz ya da John olarak gördüğünüz günleri var mı? Ama Kıvanç Tatlıtuğ demeyin. Kıvanç tatlı şey diyeyim onu. Yani jön olarak tabii ki vardır yani. Niye olmasın ki yani? O ne beklediğini bilmiyorum kendisini. Jön'den yani bilmiyorum. Bir şey biraz diyemeyeceğim. Siz niye değilsiniz? Yani biz siz hiç başrolünü görmedik. Yani jön neye denk geliyor ben tam olarak onu bilmiyorum yani. Esas olan herhalde. Esas olan. Ben esasında olan mıyım yani? O olan. Nasıl? Esas olan dedim yani. Bilmiyorum. Ben başrol mü? Bir sürü insan anlıyor canım başrol. Hani öyle John dediği, onun bence o Yavşar'ın kastettiği şey Kadir İnanır yok, ne bileyim Tarık Akan yok, o karizmada insanlar yok demeye getiriyor. Ama şimdi onun yeni gençleri mesela bizim devamlı sayılır. Kenan Mirzaloğlu ya da Kıvanç Tatlıtuğ falan
gördüğü gibi görmüyordur gençler yani. Gençler içinde Kıvanç Jön'dür, ne bileyim Kenan Jön'dür, ne bileyim Tolga Sayışman Jön'dür falan yani. O Hülya Avşar bakınca öyle görmüyordur da, biz bakınca öyle görmüyordur yani. Böyle bir durum olabilir yani. Herkes için, onun için Jön değilse, senin için belki Jön'dür yani, bilmiyorum. Senin için Kıvanç değil, onu kesin ama. Ben sizi Jön olarak görmüştüm. Valla, sağ olun. Ben gönülleri görüyorum. Çok da önemli değil ya. Yaptığın iş önemli yani bence. Yani Kıvanç bayağı hala işte aşkı memnun diyorsunuz, demiyor musunuz? Adam oynadı demek ki. Var bir şey, bir hikmeti, bir kerameti var. Ben de değil, herkes böyle bir içi geçiyordu. Başka soru yoksa olay sizi de alabiliriz. Son bir tane oradan galiba arkadaşımız. Merhabalar. Merhaba. Gözlerde yer aldınız. Ben şey merak ediyorum. Hani abi, abla dediğiniz birçok insan olmuştur ama ideolojik dediğiniz biri var mı böyle büyük üstad? İdolüm derken hani olmak istediğim adam. Evet, onun mertebesine geleceğim hani dediğiniz bir insan. Hiç öyle bir şey yok ama yani tanıdığım kadarıyla mesela Rutkay abi, Selçuk abi, ondan sonra Bülent abi, Bülent Emin Yararı, Ali Düşen Kalkarı, ne bileyim işte oynadım Mustafa Alkıran'ı, en son onunla bir dizide oynamıştım. Yani hepsine böyle imrenerek, hayret ederek ve saygı duyarak bakıyorum. Ona bakarsan herhalde en son idolüm Mustafa Alkıran. Adam Zekeriya Köy'de yaşıyor, böyle gayet güzel, sakin bir hayatı var. Almanya'ya gidiyor, tiyatro yapıyor. Burada hiç o işlerle uğraşmıyor. Rejisörlük yapıyor, karavanı var, karavanıyla çıkıyor, dolaşıyor falan filan. Öyle olmak isterim yani. En yakın tanıdığım, böyle kendimden büyük bu işi yapan adam Mustafa abi oldu. O da olur mesela. Rutkay abi gibi de takılmak isterim. O da adeta bir kont gibi geziyor. Ama aslında böyle Şirinler'deki Şirin Baba gibi biri falan. Dedim ki yani çalıştım Selçuk abi, hayat dolu, hala böyle hiçbir şey yapmıyor, buralara kadar geliyor, geziyor, sizlerle vakit geçiriyor falan filan. Ne bileyim, bir yere gideriz, dans eder, yerinde duramaz falan, ben otururum, ne yapıyor bu adam? Yani bunlar hep böyle mesleki olarak değil ama insan olarak, yani insan olarak bunlar gibi olsam zaten mesleki olarak da herhalde doğru yerde olurum diye düşünüyorum yani. Çok teşekkür ederim. Her şey. Sayın İlker Kızmaz'a söyleşisi için çok teşekkür ediyoruz. Öğrenci takımımız Sayın Özgür Yılma Başarı çiçek takdim etmek üzere sahneye davet ediyorum. İnşallah ileriki yıllarda daha değişik projelerimiz üzerinde konuşuruz. İnşallah, sağ olun.